Hoş geldiniz. Türkiye'nin tarihi değişiyor. Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfedildi. Türkiye denizlerdeki arama tarama çalışmalarına 1970 yılında başlasa da asıl önemli adımlar 2004 yılından sonra başladı. Düzce'de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğal gaz bulunan kuyu sayısı 24'e kadar çıkarıldı. Türkiye'de petrol aramakla görevli kuruluş olan Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı 2004-2019 yılları arasında Karadeniz'de toplam 142 bin kilometrelik alanı 2 boyutlu, 37.610 kilometrelik alanı ise 3 boyutlu sismik veri tarama cihazlarıyla tarayarak veri topladı. Toplanan verilerin yorumlanması sonrasında toplamda 6 adet derin deniz ve 10 adet sığ deniz arama kuyusu kazıldı. Marmara'da faaliyetler durmadı. 2016 yılında Marmara Denizi'nde 1661 km², 2019 yılında ise 1320 km² 3 boyutlu sismik veri toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama gelmişti. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, biz de rüyası içindeyiz açıklamasını yapmıştı. Bilindiği gibi Türkiye sadece Karadeniz'de kuyular açmadı, Akdeniz'de de çok sayıda kuyular açıldı. Türkiye'nin faaliyetlerini arttırdığı bir diğer alan ise Akdeniz oldu. Tamamen milli teknolojiyle yürütülen çalışmalar sonrasında Alanya 1, Finike 1, Karpaz 1, Güzelyurt 1 ve Magosa 1 derin deniz kuyuları ile Kuzey Erdemli 1, Kuzu Pınarı 1 ve Günüşyaka 1 sığ deniz kuyuları kazıldı. Bu alandaki faaliyetler Narlı Kuyu 1 ve devamında diğer derin deniz kuyularıyla hız kesmeden devam edildi. Bilindiği gibi Yunanistan Oruç Reis hakkında sık sık sert sözlerle açıklama yapıyordu, fakat Yunanistan'ın da hamlesi boşa çıktı. Ülkemizin ilan ettiği başarılı Navtekser ve bunu sahada da başarıyla uygulaması sonucunda Yunanistan geri adım atmak zorunda kaldı. İlk hamle Barbaros'tan gelmişti. Bilindiği gibi şu an Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'de petrolü keşfetti, doğalgazı keşfetti. Kara ve denizlerde sismik arama çalışmalarına devam edilirken bu alandaki teknoloji de aslında adım adım millileştirildi. 2012 yılında Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi olan Barbaros Hayrettin Paşa satın alındı. Norveç'ten alınan ve 130 milyon dolara mal olan 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayabilen 84 metre uzunluğundaki Barbaros aslında oldukça ucuz bir fiyat alınmıştır. Yani burada çok iyi bir pazarlık da yapıldığını söyleyebiliriz. Barbaros şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında tarama faaliyetlerine devam ediyor. Barbaros gemisi bugün gaz bulunduğu belirtilen Tuna bloğunda aslında Fatih gemisinden önce 2018 yılında çalışmalar yürütmüştü. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan duvarlarla uğurlamıştı. Bunu da birazdan ekrana koyacağız. Taramalarda bölgede doğal gaz olabileceği de rapor edilmişti. Karadeniz'in hırçın dalgalarından da bilindiği gibi arkadaşlar elektrik üretilecek. Trabzon'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi için üçlü temiz ve yenilebilir enerji projesi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen projeyle temiz enerji elde edilmesi de daha önce açıklanmıştı. Bilindiği gibi Karadeniz'in Fatih'i, bir sonraki adım ise ilk derin sondaj gemimizin satın alınması oldu. Tekrar ediyorum, ilk derin sondaj gemisi. Burada sığ ve derin kavramlarını karıştırmamak gerekiyor. 2017 yılında 154 milyon dolara satın alınan Fatih sondaj gemisi 12 bin metreyi aşkın sondaj yapabilme derinliğine sahip ve 6. nesil üst düzey bir teknolojiye sahiptir. Fatih sondaj gemisi Alanya 1'de 2018 yılında 24 saat kesintisiz çalışmalarıyla ilk kuyusunu açmıştı. Ardından da çok sayıda kuyu açarak büyük katkı sağladı. Bu yıl Mayıs ayında Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajı Tuna 1 lokasyonunda başladı. Bilindiği gibi Tuna lokasyonunun küçük bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Daha çok büyük bir kısmı Romanya olmak üzere Bulgaristan'da da bulunmaktadır. Romanya buradan kendi ülkesine yetecek kadar doğalgaz çıkarıyor. Yine Bulgaristan'ın da çeşitli arama faaliyetleri bulunmaktadır. Karadeniz'de bir yıl süren sismik sondaj çalışmalarının ardından Tuna 1 lokasyonu Karadeniz Ereğlisi'nin yaklaşık 150 kilometre açıklarında Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede bulunmuştur. Elde edilen verilere göre denizin derinliği burada yaklaşık 2000 metre, sondaj derinliği ise 3500 ila 4000 metredir. Fatih doğalgaz bulunduğu iddia edilen Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Bugün saat 3'te Cumhurbaşkanı'nın bu haberi açıklaması bekleniyor. Basına açıklaması, halka açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı saat 3'te müjde vereceğim demişti, fakat gerek Reuters, gerek Bloomberg, gerek MHP'li milletvekiller, bunun dışında Vatan Partisi gibi
çeşitli partiler doğruluyor Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu. Yani başka bir yönde beklentiler vardı bilindiği gibi. Nükleer güç mü olunacak? Misrata 82, Trablus 83 tarzında veya Akdeniz'de mi acaba gaz bulundu? Ama dediğimiz gibi canlı yayın aracı Karadeniz'e giderken görüntülendiği için Karadeniz'de gazın bulunduğu konuşuluyor. Merakla bekliyoruz, artık saatler kaldı. Hoşça kalın. Bir önceki videoya yazdığınız yorumları okuyacağız şimdi. İsteyenler buradan sonra videoyu kapatabilir. Hoşça kalın. Evet, bir önceki videoya gelen yorumları okuyoruz. Büyük Türkiye kurulacak, doğalgaz, petrol bulunduğu açıklanacak. Şu anlık petrolün değil aslında doğalgazın bulunduğu açıklanıyor ama bazı kaynaklarda hem petrol hem doğalgaz bulundu diyor. Biz de bekliyoruz. Bize bu günleri görmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Her zaman biliyorduk yeniden Cihan Devleti olacağımızı. Tüm ümmeti Muhammed'in duaları, mazlumların duaları bizimle, Allah bizimle beraberdir. Erdal Dönmez yazmış bunu da, günay günay. Ata Aslan demiş ki %90 Bartın Zonguldak açıklarında bence. Evet, Karadeniz Ereğlisi'nde olduğu aktarılıyor bu açıklarda. Yine Kıyıköy açıklarında tabii ki de. Yani doğru, Zonguldak'ta oldu. 20 yıl çok az ama 19 yıldan iyidir. Akdeniz'in en büyük kaynağını bulacağız. Daha durun, gelecek Türklerin geleceği olacak demiş Frekans Alemi. Alemi ya da. Mehmet Demirbaş, arkadaşlar gaz bulunsa bile çıkarması 10 sene sürüyormuş, uzmanlar öyle diyor. Yusuf Argın, bence 22 Ağustos tarihimizde bir dönüm noktası olacak, kabul edilsin. Azerbaycan'dan hayrını görün kardeşlerim, Allah Türk'ü korusun, amin. Yusuf Argın, iyi ama çok uzun zaman alacak be. Oğuzhan Altınay, olsun abi biz yaptık, ulusal şirketlere pay vermeden %100'ü bizim, benim çocuklarımın yüzü gülsün, zaten onlar iyi olursa en büyük mutluluk bu olur benim için. İnşallah bu hükümetle devam ederiz de adam gibi kullanabilelim. 20 yıl devlet için çok kısa zaman, faydası olur ama daha fazlası bulunacaktır. Ayasofya Camii açılışından sonra bulunması da manidardır. İnsan düşünmeden edemiyor. Fatih Sultan Mehmet'in bedduası mı üzerine kalktı, doğru. Pahalı bile olsa kendi gazımızı kullanırsak paramız ülkede kalır. Rusların, İran'ın güçlenmesini engellemiş oluruz. Doğru. Zaten Rusya'dan gaz alımı %15 seviyesine kadar düşürüldü. Ama en büyük düşmanlarımızdan birinden de tabii ki de almamamız gerekiyor, İran. Allah senden razı olsun. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Reisin müjdesini ilk senden duymak istiyoruz. Biz de sağ olun, merakla bekliyoruz. Bunu Özgür Günboz, bunu Özcan Şahin yazmış. Bülent Bekler, hep bulunsa ne olur? Türkiye'de bir sürü petrol çıkıyor. Sonuç benzin yine pahalı. Ver yabancı şirkete, 5'te 1'i Türkiye'ye, gerisi 5'te 4 yabancılara demiş. Ki yani Türkiye'de petrol yok yazmış. Türkiye'de petrol var. Batman Sirt'te çıkıyor. Tamam çıkıyor ama çok az çıkıyor arkadaşlar. Yetmiyor. Gözümüz aydın demiş. Evet, çok da fazla uzatmaya gerek yok. Bu video yeni olduğu için zaten çok da yorum yok. Evet, başkasını bir dakika yanıtlamadım. Şu yorumları da okuyalım. Mehmet Balcıoğlu, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar kardeşim. Yine maşallah ne güzel bilgiler derlemişsin. Allah razı olsun. Amin sizden de. Şuraya bakalım, hemen yetişin. Almanya'dan gözüm uyku girmedi. Memleketim Zonguldak, hem kömür hem doğalgaz şeklinde. Bir arkadaş da İngiltere'de, hala uyuyamadım. Saat 6 sayılır, 10'da uyanmam lazım ama uyku tutmuyor. Vatan için değer yazmış. Evet, vatana, devlete, millete hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel yorumlar var. Türkiye'mizi ve İslam alemini daha çok güzel günler bekliyor İnşallah demiş, bunları okumuştuk. Çıka çıka 20 yıllık mı gaz mı çıktı, gittikçe azaltıyorlar sanki. Kardeşim yeni bir abone kazandın, bir kalbin alırım demiş. Evet, bu kadardı arkadaşlar, hoşça kalın.